Tekrar hoş geldiniz. Ee, tekrar programa başlarken Sedaserek arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Bugün bir boğaz ağrısı nedeniyle tedbir amaçlı olarak e, dinleniyor kendisi. Umarım biz de götürmeye çalışıyoruz. Biz de götürmeye çalışıyoruz. Sağ açık, sol açık olarak santrafersiz <laughs> gidiyoruz. Santrafersiz gidiyoruz. Ee, şimdi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'la ee, şey yapmış, Anadolu Ajansı bir e, görüşme, görüşme yapmış, yapmış, haber veriyor. Mustafa Yılmaz diyor ki, her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Kullandığı ayın tarifesine tamam. göre. Çok güzel. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır. Şerh düşüyorum. Ee, Sayın Mustafa Yılmaz, tekrar söylüyorum, kredi kartı işlerinde de var. Bu ağır bedeli kurumunuz almasın, vatandaşa verin. Yani... Eee vatandaşın ki kes. Vatandaş da onun mükafatını alsın. Yani şirketin ödeyeceği ceza ya Vatandaşa yollamış 600 liralık fatura. 400 lira yerine 600 liralık fatura ödemiş. O 200 lirayı değil sadece onun cezasını da o fazlalık 200 liranın cezasını da 3 evet. katı mı, 5 katı mı neyse onunla beraber vatandaş alsın bu cezaları. Yani acısını Doğru. vatandaş ödüyor, da vatandaş alsın. Sıkı marketlerde olduğu gibi. Evet, vatandaşlarımızın en ufak bir tereddütü varsa internet sistemimizdeki evet internet sistemimizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz. Buradan uyarayım tekrar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde bunu hep atladım. Uyarmam lazımdı. O sitede Faturanızı hesaplama şeyi var modülü var. Oradan herkes faturasını bakabilir. Oradan faturasını hesaplatabilir. Orada faturanızı bakın, gelen faturanızla karşılaştırın ve eğer bir fark varsa EPDK'ya şikayette bulunun. Burada iki gün değil mi? İki gün. Bugün evet, üçüncü gün. Pazartesi ben... başladık ama evet. bugün üçüncü gün bebesini aldık. aldık. Ee, Halk TV olarak neden sonuç programı olarak bunun üzerine bayağı gittik ve sonucunu aldık evet. inşallah. İşte bir takım şeyler vardı. Yani şimdi bir iddia ortaya var. Şimdi faturasını alan bakıyor olan. Ben bu kadar verdim de niye şu kadar verdi? Niye öyle oldu diye bir takım iddialar vardı. Biz bu iddialara dedik ki böyle bir faiz fatura vurgunu var mı? Yok mu diye. Evet. Bu arada arkadaşlar e, e, ek orta ekrana verebilir misiniz? Evet. Orta ekrana Ver, verin var. bence. Bizi Olur. kenara alın. Bunu daha büyük verin. Fatura hesaplama şeyi var olabiliyorsa. Şimdi evet. Şimdi bu iddialar Heh. nedir? Bu iddialar evet aralığa yansıdı, ne kadarı yansıdı, ne şekilde yansıdı falan diye. Bir takım gelince ben bir yazı yazdım. Beraber getirdik burada onun konuştuk. Hatta sen nasıl hesaplanacağını, hesapladıklarını dağıtım şirketine yaptık. Şu sonuca vardık da bir çağrı yaptık. Dedik ki bu işe kim bakıyor? enerji e e demek. Enerji, enerji denetleme Enerji piyasası Enerji piyasası denetleme Denet, kurumu. Denetleme. Ya denetleyin kardeşim dedik. Bu bir iddia. Çünkü faturasını alan yandım Allah diyor. Sen hatta dedin ki önümüzdeki daha, hafta asıl daha yanacak. Daha çok, çok. yanacaksınız. Nasıl var? Nasıl? Nasıl? O başka bir şey. Onu onun hesabını dağıtım şirketinden değil Enerji piyasasından değil, iktidardan sormak lazım. Bu Kardeşim... arkadaşlar ortada şeyi veriyorlar. E, faturanızı nasıl bakacaksınız diye EPDK sitesinden tamam. örneği de veriyorlar. Ekranda seyredebilirsiniz. Harika. E i̇şte girin oraya bakın. Şimdi o faiz zam mı? İktidardan sormak lazım. Hayır, Erdoğan'dan hükümet bir kişi. Yüzde yüz yirmi zam olur mu ya? Aa. Yüzde yüz yirmi beş. Şimdi. Bu, bu, bu. Sayın vicdansız. Sayın Tezkan %125 elektrik zammı olur mu diyorsunuz? İtiraz ediyorum. Ya ortada bir NAS var, bir de 2001 krizi var ya. Evet. Biz 2001 hala kriz, 2001 krizinin faturasını ödüyoruz. Evet. İnanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Sayın Erdoğan'ın konuşması var arkadaşlar. Evet. Mehmet Tezkan inanmıyor. Sayın Erdoğan'ın konuşmasını verelim. Lütfen 2001 krizinin faturasını nasıl ödediğimizi görelim. Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyada sanayileşmenin hız kazandığı bir dönemde biz kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan önümüze gelen fırsatları değerlendiremedik. Daha sonra neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı. Bedeller ödedi. Merhum Özal'ın başlattığı açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken koalisyonların sembolü olduğu siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle maalesef o da yarım kaldı. Türkiye ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir türlü başaramadı. 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatımızda ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik. Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir. Sanayimizi geliştirmek için ne diyeceksiniz? Evet. Bu sözünde, bu sözünde Cumhurbaşkanı, Ak Parti Genel Başkanı kime gönderme yapıyor? Kimi suçluyor? Devlet Bahçeli istedi. 2001 şimdi bakın. 2001'in faturası hala diyor. 2001 krizini yaratan ekip kim? Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz ve, ve Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli. Diyor ki Devlet Bahçeli, bakalım Devlet Bahçeli ne cevap verecek? Şu anki sıkıntılar o kadar çok uzun bedeller dedik ki 2001 krizinin devamı şeklinde sokuyor. Şimdi Bahçeli buna bir cevap vermesi lazım. Bu bir... İkincisi... Ben dedim ama Cumhurbaşkanlığını da kapatalım diyebilir Bahçeli. <laughs> o <da gülüyor> ya. Şimdi işin bir başka ilginç tesadüf mü? İşin ilginç tarafı. 1999 seçimlerinden sonra üçlü koalisyon işte, kuruldu. Bu aldılar. Deprem oldu kabul. Büyük deprem oldu. Ağustos ve Kasım'da iki büyük deprem oldu. O senin hep anlattığın iş iki, 1994'te başladı. Kriz, bankalar krizi falan, finans krizi geldi. Dayandı. Hepsi birleşti. 2001'de patladık. Patladık. Bahçeli, yıllık bir Bahçeli patladı. başbakan yardımcısıydı. 2000 99 yılında girdi hükümete 2001 yılında yani 2 yıl sonra büyük, oldu. Kriz <laughs> büyük kriz patladı. Şu anda geldik. O krizse bu buhran. Daha evet, da büyüğünü büyük. yaşıyoruz. O da vurduk çıktık. Burada vurduk bir, bir buçuk iki yıldır devam ediyoruz. Bak şimdi 2018 ortasından beri devam ediyoruz. Şimdi girdiği zaman şöyle yatay gidiyoruz. İktidarın ortağı kim? Bahçeli. Yine Bahçeli. Ne zaman geldi iktidarın ortağına? Bak 2018 yılında Cumhur İttifakı ile birlikte Bahçeli yine şey oldu. E, i̇ktidar oldu. Resmi hani o sen iki, siz iktisatçılar şu tarihte baş Ama halka yansıması 2010 yılında oldu değil mi? Krizin. 128 milyar dolar harcandı. Olmadı. 2020 yılının yazında patladı şey. Heh, dolar şey, falan. Do doların yani,